Merhabalar. Bugün sizlere serekle veyahut herhangi bir intraoral scanner ile nasıl tarama yapmalıyız? Bununla ilgili bazı konulardan bahsedeceğim, bazı direktifler vermeye çalışacağım kendi bildiğim kadarıyla. Burada direkt konumuza girecek olursak, tarama yapacağımız çenenin bu model veya ağız içi olabilir. Öncelikle işte restorasyon yapacağımız bölgenin bukal yüzeyinden işte arkadan öne doğru bir tur gelip daha sonra okluzalden yani açıyı bir 45 derece eğerek bukal okluzal yüzeye çapraz bakacak şekilde 45 derece geri distale doğru gideceğiz. Daha sonra tam okluzyondan mezale doğru tekrar 45 derece distal, daha sonra tekrar iç kısmı öne doğru geleceğiz yine mezale doğru. Bu şekilde doğru bir tarama yaparız. Lakin yine proksimalleri, kontak noktalarını daha rahat alabilmek için o bölgelerde yine kamerayı açılandırarak ağız içine girdiğimizde sağa sola çevirerek daha rahat alabiliriz. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Yani modelde tarama kolay evet ama ağız içinde tarama yapmak gerçekten zor ve imtihan olabiliyor hastaya göre. Burada şimdi size uygulamalar olarak göstereyim. Burada ekrandaki görüntüyü de görüyorsunuz. Zaten görüntüyü sizin için büyütebilirsem biraz daha büyütmeye çalışacağım ama maalesef ki büyütemiyorum. Burada dediğim gibi önce distalden başlayacağım. Mezale doğru geldim direkt 90 derece. Daha sonra 45 derece gittim. Tam oklüzyondan tekrar geldim. 45 derece burada kaybettik. Gittim geri. Tekrar tam böyle palatinini alacak şekilde taradım. Şu an güzelce taramamızı gerçekleştirdik. Ama yani dediğim gibi bakın proksimallerde çok büyük eksiklikler var. Yani bunların içinde tekrar yani bu hamleleri yaptıktan sonra proksimallerin bize lazım olan kısımlarını almak için tekrar kameramız ağızdayken yani bunu üst çene olarak düşündüğümüzde önden girdiğimizde yani şu şekilde rahatlıkla alabilirsiniz. Yine aynı şekilde ön taraflar için de öyle. Yani tabii burada dudak ve yanaklar çok büyük etken olacaktır. Ama tabii elimizden geldiği kadar ekarte ederek bunu yapabiliriz. Bunun haricinde yapılmaması gereken bazı şeyleri de söyleyebilirim. Bu datayı siliyorum. Yani yapılmaması gereken en büyük hatalardan birisi yani ölçümüzün direkt bozuk olmasına sebebiyet veriyor. Bu da önce şöyle anlatayım. Misal geldiniz işte başladınız bu kalden. Daha sonra bu kali bitirdiniz. Ön dişten taratarak devam ettiniz. Taradı makine diyelim hata vermedi. Devam ettirdi buradan palatinale kadar geçtiniz. Daha sonra direkt palatinalden devam ettiğiniz zaman bu sefer makine bu kalle palatinale alıyor. Oklüzyondaki bazı kısımları alamıyor. Ve daha sonra siz 3. taramada oklüzyondan geçtiğiniz zaman bu 3 datayı birleştirirken çok güçlük çekiyor ve yanlış birleştiriyor çoğu zaman. Bu scan body taramalarında daha büyük hatalara yol açıyor. Yani yuvarlak tasarımlı olan şey elipse dönüyor mesela. Scan body'ler genelde yuvarlaktır ama tarama sonuçlarına baktığımızda bazıları elips görünür. Çünkü bir de boylar uzun olduğu için hekim altından dönemez. Bu kalinden gelir sonra palatinale geçer. Palatinalden gider. Öyle olduğunda da yuvarlağı tam birleştiremiyor makine yani. Evet güzel scanner'lar var ama hepsinin hani böyle handikapları var. Birleşim yerleri önemli. Veya tarama stratejisine göre hepsinin zorlandığı, takıldığı yerler olabiliyor. O yüzden özellikle scan body taramalarında buna dikkat edersek sonuçlarımız daha güzel olacaktır. Yani yanlış tarama dediğimde şu şekilde ben onu da göstereyim. Geldiniz buradan. Başladınız, taradınız, sonra buradan okluzyona döndünüz. Makine taramam demez, makine tarar.
aracın elden gittiniz. Şimdi buradan göstereyim. Yani burada çoğu yeri taradı ama ağız içinde bu kadar tarayamıyor oklüzyonda mesela. Şurada gördüğünüz oklüzyondaki boşluk yerleri şimdi tamamlamaya çalışacak. Ama bu siken badilerde dediğim gibi daha çok oluyor. Dişte de yine bir miktar olacaktır. Yani bunu devam ettiğimiz zaman buraları birleştirirken mesela bazen işte bu şekilde almazsam, sadece tek seferde geçersem bu şekilde hatalı birleştirmeler yapabiliyor. Dediğim gibi özellikle siken badilerde buna dikkat etmeliyiz. Çünkü direkt implantın konumunu belirlediği için üstüne yapacağım restorasyonun oturmasına direkt etki ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. İyi günler.